başka, o teminkinden değil. "24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. Evet arkadaşlar, ikinci günün sabahı. Şimdi çadır kurduğumuz alana direkt güneş vurduğu için buradaki koyu biraz yemledik. Evet, şu koyu yemledik, koyun burnunu. Ama şimdi balık toplansın diye başka gölge bir koya gideceğiz. Öğlene doğru buraya geleceğiz. Şemsiyeyi biraz çeksene. Şuraya baksana. Dur. Hop, bindim. Ya bu yumuşak tabanlı botlara gıcık oluyor. Şimdi şu güneş kremimizi almadan gitmeyelim. Gavur gibi yanarız. Ürün yerleştirme şey yapayım, ne yapayım? Reklam yapayım. Yok, gavurların nasıl yandığını vurgulamak istedim. Hani güneş görmeyen yerlerden geliyorlar ya. Ondan sonra görmemiş, güneşi görünce malak gibi yatmış, yanmış. Balıklara bak. Öbür tarafa lan. Lan ebeni. Bak, video çekiyorum, sövdürtüyorsun ondan sonra ya. Aşağı. Sen bunu kullanmaya lisansın yok, benim var. Senin yok aslında, yanlış tarafa çevirdin. Hayvan gibi şey yapıyorsun Yusuf. Öyle öyle çek. At götün o tarafa, bir şey olmaz. Evet, Yusuf Çık'la. Yusuf Çık böceğiyle. Biraz aşağı inmişsene şöyle. Açılıyoruz. Evet, çadırımız şurada. Yemlediğimiz bölgeyi fazla ürkütmeden balıkları. Nerede var ip? Orada oğlum. Evet, çadırımızı, kamp alanımızı terk ettik. Allah! Alarmı aldım. Ters, şeyin telsizi almayı unuttum sandım. Ben de sürükleme yapayım. Şöyle. Aa, yapma, oltalar var. Dur bir tanesi su üstünden gidiyor ya oltanın. Gerçi bu suyun üstünden. Ya bir şey yapmaz ama. Çadırın ağzını keşke çekeydik. Yani yürümüşlerdir. Spinciler var ya. Yanmıyor onları ya? Fena adam. Üstünden geçiyorum bak. Onun ipi yok. Şu bir tanesinin var. O da bu kadar suyun üstünde olacağını sanmıyorum. İnşallah değildir. Ama varsa perişan ederiz. Mahvederiz. Bak, mahvoluruz. Dur şu üçüncü. Ha, şunda sorun var. Şu üç
Üçüncünün şamandırası şey, su üstü. İnşallah takılmaz, takılırsa boku yer. Kapatayım mı bir? Şu an tam üstünden geçiyoruz. Yok ya, takılmaz ya. Takılsa şimdi öter zaten herhalde. Geçmişiz, geçmişiz üstüne, tamam, kurtardık. Gidiyorum direkt koya. Tamam, direkt koyalım. Onun şamandırası yok ama, değil mi? Görünmüyor. Şu biraz sağdan git de ben sürükleme yapayım. Yusuf ne yapmaya çalışıyorsun? Ucu dolaşmış. Gördün mü ucunu? Hayır, ucu dolaşmış. Evet arkadaşlar, botla karşı kıyıya geçtik. Karşı kıyıda şöyle koyu da hemen çekeyim size. Şöyle küçük bir girinti koydayız. Rüzgar var, sesim geliyor mu bilmiyorum. Böyle koyu çekeyim. Mükemmel bir yer. Şöyle şemsiyemizi arkamıza yaptık. Oturduk Yusuf'la şimdi. Ya uçmaz o ya. Ama çok yoruldum. Koyun tam böyle çıkış noktası gibi bir yerdeyiz. Derinlik 7 metre civarı oltalar attığımız, değil mi? 6-7 metre var bunun derinliği. 6-7 metre civarı derinlikten avlanmaya çalışıyoruz. Biraz da yakına çeksek mi ki? Evet, botumuz da şurada kenarda bir yerde park ettik de buradan görünmüyor herhalde. Koydaki balığı ürkütmemek için yan tarafa park ettik, yürüyerek geldik buraya. Şimdi arkadaşlar böyle bunun gibi avlarda lap diye botla cayır cayır koyun içine birden girmeyin. Avlanacağınız yere gitmeyin. Yani avlanacağınız yerin uzağına bir yere park edin, botu bağlayın düzgünce. Sonra oraya yürüyerek sessizce gidin. Balıkları kaçırmayın yani. Koyun içi sazan dolu olabilir. Botla girerseniz kaçar bütün sazanlar. Evet, Yusuf biraz önce bir tane kefal aldı. Şu kefali çek bakayım bir. İpe bağladı, güzel trofe bir kefal. 750 gram, 1 kiloya yakın. Yok, 1 kilo gelmez ona. Getir bakayım. 750. Bak, koca olan. Ama çok güzel. Dünkü hazımız. Renge bakayım yeşil. Poz veriyor. Evet, pitbull gibi kafaya bak. Pitbull kefal. Evet arkadaşlar, bu balıklar tatlı suyun pitbullu. Kafaları kocaman. Acayip hareketli balıklar. Tutması da gayet zevkli. Şamandırayla da zevkli. En sevdiği yemlerden biri solucan. Solucana bayılır. Evet, şamandıramız atılı bakalım, bekliyoruz. Güzel sessiz bir yerdeyiz. Evet, hemen aklımıza şey geldi. Şu biz çadırı kurduğumuz, kamp yaptığımız koya bir isim takmıştık. İlk gün geldiğimizde biz geldiğimizde koyu... karanlık bir koydu. Dedik ki burası dark koy, karanlık koy olsun dedik. İsmini karanlık koy koyduk. Ama sabah olduğunda anladık ki 6.30'da güneş vuruyor. Akşam 7'ye kadar bu, değil mi? Yani. 7'ye kadar full güneş yedik, ölüyorduk. Çardak falan yaptık çadırın üstüne ama şimdi ismini değiştirmeye karar verdik. Ne koy? İsmini bulduğumuzda tekrar yapacağız. Yakıcı koy. Öldüren koy. Sen ölüm koyu. Sen koy. Kill. Kill koy. Koyun İngilizcesi ne lan? Bilmiyorum ki. Şey lan. Evet. Ölüm koyunda kamp yapıyoruz. İki gündür mahvolduk. Bugün ikinci gün işte. Oradan ayrıldık. Buraya geldik. Karşı kıyıda. Çok sıcak. Çok yorulduk. Evet, biraz önce şey dedim. Çay keyfi yapıyor. Hayrola. Şey kavanozunda. Neydi lan bu? Fıstık ezmesi kavanozunda. Çay keyfi yapıyor. Bardağımızı unutmuş. Bardağını unutmuş kafasız. Hay diyor. Ben diyor balık olunca diyor kendimi kaybediyorum diyor.
Elinde bir sigara içiyor. Arkadaşlar kötü örnek oluyor size, biliyorum. Aslında bu görüntüleri koymamak lazım, makaslamam lazım ama yanıma gittiğim arkadaşların hepsi biraz kafasız olduğu için sigara içiyorlar yani. Şimdi sigara içenler de fazla alınmasın ama üflediğiniz ve zehirlediğiniz, kendinizi hasta edecek bir şeye sürekli para veriyorsunuz. Yani azıcık bir akıllıca bir düşünün mantıksal olarak. Sürekli üflüyorsun, havaya gidiyor ve vücudunda zehirli maddeler birikiyor. Haklısın ama ne var? Ve hala inatla içmeye de devam ediyorsun. Arkadaşlar Yusuf 3 senedir sigarayı bırakmaya çalışıyor. Bugün 3. sene. Hala bırakamadı. Elektronik sigaraya başladı. Eski videolarda var. Elektronik sigarada da görmüşsünüzdür. Eski videolarda şey yapıyor. Hani normalde elektronik sigaranın prensi bir şeydir. Nikotin dozunu azaltarak, düşürerek sigarayı bırakmaya alıştırır insanı. Ama Yusuf nikotin dozunu arttırarak o neydi o? Elektronik sigara likitlerini birbirine karıştırıp remix yapıp kokteyl falan yapıp içmeye başladı. İşin açıkçası bokunu çıkarttı. Yok, hiç anlamamış. Yok çilekli, yok vişneli, bilmem ne, muzlu karıştırıyordu. Acayip acayip kokulu şeyler yapıp öyle içiyordu. Baktı ondan sonra olmayacak. Elektronik sigarasını belki de hani bir sene falan kullandı. Bataryası bitti belki de. Yoksa geri normal sigaraya başladı. Yok yok, duruyor, o da duruyor. Bazen onu kullanıyor. Nargile amacıyla. Evet. Arkadaşlar sigara içmeyin. Sen abonelerin arasından bir, şey bir kişiyi seç sigara içmeye. Hı-hı. Bir çekiliş yap. Onu yardımcı mı getirelim? Bot kullanmasını bilen, iğne bağlamasını balık bilen. Balık atladı şurada. Balığı evet arkadaşlar. Bot kullanmasını bilen, iğne bağlamasını bilen, balığı tutunca havada ayakta böyle lap lap yere düşürmeyen üyelerle balığa gitmek isteriz yani. Arada denk gelirse olabilir. Böyle avlakta karşılaşıyoruz. Bazen beni tanıyorlar. Güzel oluyor. Beraber balık tutuyoruz. Beraber şamandır hakkında konuşuyoruz. Güzel oluyor. Evet. Biraz da balık tutmaya bakalım. Çok konuştum. Gevezelik iyi değil balıkta. Sessiz olmak lazım. Evet. Arkadaşımız da şimdi bir fırına vurdu, güzel. Sürüklemeye kaçın. Sırtı yaparken geldi. Kendimize güzel bir yer bakmak için. Koy var, oraya gidiyorduk. Bir olta boş durması. Sürüklemeye falan dedik. Adam da var. Nerede lan? O şoförden de mi? Kepçemiz falan yok. Nasıl açacağız bunu? Vururken çok büyük gibi bir şey ama 50 santim geçeceğini çok zannetmiyorum. Biraz ağırlaştı. Biraz açsana kalamanı falan. Geldi. Pompayı yutmuş. Botun içine al şuraya, yerde dursun ayağın dibinde. Sosisi gitti. Al içeri, al hemen, al zıplatma. Lan sosinin kuyruğu koptu. Ağzından et düştü zannettim, biliyor musun? Pöble pöble. Hadi bunu çıkar. Bana ne lan? Çıkart kendin. Karga bunu falan niye almıyorsun? Hiçbir şey almadım ya. Hiçbir şey almadım. Atacak kanca üstüne. Kalsın ağzında. Hayır, atacağım ya, sürtüme yapacağım. Sosin koptu. Var mı daha yedik? Hayır. Poşeti getirmedin mi sosu paketine? Bokumu atarsın. Küçük. Aa! İğne, etek, iğne, küçük balık. Hayır. Küçük balık. Küçük balık. Yok yok, direkt şu oltanı. Şamanda. Bırak. He, şamandan çıkar mı? Evet. Ciddi mi diyorsun ya? Evet. Hemen normal küçük balığı tak. Bırak onu dursun öyle, koy şuraya arkaya. Evet arkadaşlar, Ed Stafford mıydı? Onun gibi dağ tepe geziyoruz. Avımızın 13. günü. Değermişim. 2. günü. 2,5 mu oldu? 2,5. günü. Şimdi biraz sırtı yaptık. Biraz atçek yaptık botla. Sessiz bir koy bulalım dedik. Bulamadık. Koylar hep su çekilmiş. Bozulmuş koyların şekli. Biraz dolaştık.
Çadıra girelim dedik. Çadırın altı, çardağın altı da takriben bir 60 derece falan. O yüzden yukarıdaki seviyesi çekildiği için 30 metre yukarıda söğüt ağaçları var. Onların altına şimdi çadır kurduk. Şöyle göstereyim size. Bakın şura normalde şöyle su dolu oluyor. Tam şu hiza şöyle su dolu oluyor normalde ama su böyle çekilmiş. Bura kabak gibi koy açık. Biz de bu söğüt ağaçlarının altına sandalyelerimizi koyduk. Yusufçuk da burada oturuyor. Gayet mutlu şimdi serinde olduğu için. Hafif esiyor. Çok hafif bir esinti var. Arada gidiyor da. Evet, baraj böyle. Aşağıya bayağı bir su çekmiş. Normalde burası Mayıs ayında, değil mi? Nisan Mayıs'ta buraya kadar. Şimdi ayaklarımıza kadar, buraya kadar su doluyor normalde. Normalde tam böyle su dolu oluyor. Evet, çadırımız da şurada. Şu anda bir tane olta var suda. Diğer üç oltayı da topladım. Evet, oltam da şurada. Bakayım gösterebilecek miyim size. Bakın, aha çektim işte. İşte buldum oltamı. Evet, alarmın üstünde. Şamandırası da takriben. Evet, burada. Şamandırada bir tane 500 gramlık bir kefal takılı. Çift hırsızlı iğne. Bir sırtında bir de kuyruk tarafında bir iğne var. O iki iğneyle geziyor şu anda. Ama büyük bir turna alacak diye bekliyoruz. İki gündür falan olmadı bir şey. Orada dönüp duruyor bizim şamandıra. Evet, kefal iş yapmadı. Gayet şamandırayı gezdirip duruyor ama zaten şöyle bir 1.20'lik bir turna vursa şaşacağım. Evet, şöyle kamp alanımızı da çekeyim. Botumuzu kayanın kenarına park ettik. Evet, çadırımız üstüne bir de çardak yaptık. Böyle gerdik brandayı. Evet Yusuf. Bu ölüm koyundayız şu anda. İsmini ölüm koyu taktık ya. Konu hakkında ne diyorsun, bu sıcak hakkında? Çok sıcak. Bir de başka bir şey yok. Yani insanın beyni böyle geliyor aşağıda. Zombiye dönüyor sıcak. Bakayım. Bir kafanı salla bakayım. Lok lok ediyorum beynin. Beyin kalmadı ki. Lok lok edecek beyin kalmadı. Buharlaştı mı? Buharlaştı gitti ya. Çok sıcak. Ben nefret ediyorum sıcakta avlanması. Şamandıra atamıyoruz çok sıcak diye. Aslında şemsiyeyi şuraya çaksak bizim buruna. Evet, şöyle hemen orayı da çekeyim. Livarımız şurada. Livarda bir 7-8 tane sazan var. 2 kiloluk, 1,5 kiloluk sazanlar var. Normalde biz sandalyelerimizi buraya koyup şemsiyeyi de koyup atıyorduk ama şu anda çok sıcak olduğu için o şemsiyeyi oraya çakmak, sandalyeleri götürmeye üşeniyoruz. Biraz hava serinlesin, öyle gideceğiz bakalım. Gölgede 32 derece şu an. Saatin gösteriyor mu senin? Termometre kaç? 32 mi? Gölgede 33. Güneş de 60 derece. Evet. Biraz serinlesin, hemen şamandır atmaya devam edeceğiz. Tidal wave.
sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave. Tam 4 saat şemsiyeyi çıkartmaya uğraştık. Kamerayla baktık. Yuvarlanmış gitmiş gölün dibine 7-8 metre derinine. Olma temin yatıyordu. Garip mi kalktı? Olma da sürekli ayaklanıyor lan. Biraz önce şöyle kamerayla bakarak kestik yerini. Yakaladık. Taktırma uçurdu. Sıbancayla yakalayıp çektik ortaya. Çekmesi bile 15 dakika falan sürdü. Şimdi orada kurumaya aldık. Kurdukça şimdi kılıfına koyacağız onu. Mat borusu nerede? Mat borusunu nereye getirdim ben onu? Ay. Kamp alanımızı yavaş yavaş topluyoruz. Bota yükleyeceğiz. Ve Ereğli'ne Makedonya. Evet. Böyle bir mekan. Yukarıda söğütler var. Ama burası harbiden kavurucu sıcağı olan bir yer. Bizi mahvetti. Dark koy diyorduk. Sonra kil koya çevirdik buranın ismini. Ne koy? Kil koy. Ha. Kil ölüm değil miydi? İşte şey. Cehennem neydi? Kil. Kil koy. Evet, hadi. Hadi toplamaya başlayalım. Hadi hadi hadi. Durma hadi. Abi boyuna çok prensiyon. Hadi bırak çok prensi. Evet arkadaşlar. Güç bela. Kamp alanımız şuraydı. Şurayı düzlemiştik. Çadırı buraya kurmuştuk. Ve tam 1,5 saat falan uğraştık. Ve sonunda botu böyle topladık. Evet. Naş ekibinden alıyoruz bu ilhamı. Naşçılar mıydı böyle gidiyordu? Evet. Naşçılar öyle. Tam onlar daha profesyonel bot ve ekipman. Evet. Naş. Nedret Bey. Biz biraz daha böyle seyyar gidiyoruz. Sen böyle gidiyor musun bilmiyorum da. Habire video atıyorsun. Bizi böyle delirtiyorsun. Al bu da sana video. Nedret gördün mü botu? Bak. Resmen kaçak kat çıktık. Evet, buradan bütün Bursalılara selamlar. Gönen'e de selamlar buradan. Tüm sazancılara. Süper av yaptık. Güzel balıklar yakaladık. Evet, Çekya'nın gölü. Çekya'nın güzel bir gölündeyiz. Evet arkadaşlar. Eşyaları taşıdık. Güç belada olsa. Bottan indirmeyi başardık. Bot bayağı zorlandı. Bir de arkadaşlar balıkları 5-6 tane sazan almıştık. Onları böyle yandan livarı tutarak götürelim dedik. Yandan tuttuğumuzda botun mukavemetini, hızını bozdu.
Sürekli sağa doğru çekmeye başladı bot. Bayağı bir zorlandık. Evet, malzemeler burada. Böyle kabaca bir hesapladık. Yusuf kaç kiloydu? Toplamda bizim ağırlığımız akünün ağırlığıyla birlikte 500'e yaklaşık. Ya da yoktu, bilmiyorum. Evet, Yusuf'un çantası. Sırt çantası. Kampet. Kampetin kampet. Benim sırt çantam. Vardı, çadır. Prolojin çadırı. Onun altında benim kastüy tulum. Voltalar. İki tane sandalye. Yiyeceklerin olduğu kova. Kalan ekmekler falan kaldı. Onları tıktık artık içine. Tüp. Tüp var. Orada olta çantası var. Evet. Montum. Evet, helal olsun. Evet, küçük müçük bir bot ama. Remixon'un botu. Remixon'un botu bayağı güzel iş yaptı. Brandası da bayağı sağlam. Kumaşı gayet güzel. Evet, Yakup kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Evet, Yakup arkadaşımızın botuydu bu. Onun sayesinde. Ondan emanet aldık. Evet. Günü bitiriyoruz. Sazancılar. Sazancılar mı diyeyim? Hammallar mı diyeyim? Hammallar yani. Hafiften yani sazancılar, bizde yani hafiften hammalcılık var yani. Bugün bayağı iyi hammalcılık yaptık yani. %20'de iyi malzeme eşya taşıdık. Bugün öyle oldu. Bugün yanlış bir seçim yaptık. Hem koyu yanlış seçtik. Gece karanlıkta geldiğimiz için yaklaşık bir sularıydı. Gece bir sularıydı. Bir 500 metre gittik yer bulmak için. Tamamen hayal kırıklığı oldu yani yer seçimi için. Evet, yer ama uygun yer daha önceki daha kötüydü. Evet. Gene burası ilk baktığımız yere göre biraz daha iyiydi. Evet, daha iyiydi ama işte sabah saat 6'dan akşam saat 6'ya kadar yaklaşık 12-13 saat güneş alıyor. Çok evet, güneş bizi mahvetti. Yerimiz yandı, bacaklarımız falan yandı benim. Böyle ama yine güzel bir avdı. Bir sürü balık aldık. Yaklaşık değil mi? 50 tane falan almışızdır saldıklarımızda. Yok artık. He, saldıklarımızda dersen. Saldık. 50 yakın balık tutmuşuzdur ama aldığımız balık 6-7 tane divarda. Evet, şöyle divarda kıyıya attım. Az kaldı. Divar elimden kaçtı. Balıklar gidiyordu. Şöyle 2 kilo civarı 6-7 tane balık aldık. 2-3 kilo civarında. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane falan. Evet. Günü bitiriyoruz. Browning'in divarı yine çalıştı. Herkese böyle güzel avlar dilerim ama yormadan kendinizi avlanın. Herkese iyi geceler. Bu gece iyi uyuruz. Deliksiz uyuruz.